Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 30 Ağustos Salı, Ankara yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün 30 Ağustos bayramımız arkadaşlar. Zafer bayramımız. Herkese hayırlara vesile olsun arkadaşlar. Gerçekten bu günler değerli günler arkadaşlar. Yani bazı yerlerde farklı konuşuluyor ama yine etkinliklerin olduğu bir yer. İzmir'de de etkinlikler var. İstanbul'da, dünya hemen hemen ülkenin her tarafında bu güzel gün için bir etkinlikler olacak. Sizlerin de eğer fırsatınız varsa bu etkinliklere katılmanızı gerçekten canı gönülden isteyeceğim. Bu vatanı her damlası, her karışında dökülen kanların haddini, hesabını bilin arkadaşlar. Gerçekten bu vatan bunlar sayesinde oldu. Yani bu dökülen kanlar olmamış olsaydı, ben burada şimdi fazla konuşmaya gireceğim, fazla yerlere girecek de yani bu günün çok önemli bir gün olduğunu gerçekten söylenecek bir kelimeler yok. Çünkü gerçekten bu böyle bir şey olmamış olsaydı zaten şu anda bizlerin yok oluşunu zaten otomatik olarak belli yani. Çünkü kim bilir ne olacaktık? Yani dünya var mıydık, yok muyduk? Belli değil arkadaşlar. Yani böyle güzel günler gerçekten tarihi önemli günler. O yüzden ben canı gönülden bu şehitlerin de ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun. Zaten hepsi mekanları cennet. Çünkü bu vatan için canlarını feda ettiler. O yüzden yani bunu anlatmakla yani kelimeler yetecek gibi değil arkadaşlar. Gerçekten önemli bir gün. İnşallah herkese hayırlara vesile olur arkadaşlar. Bu güzel günde en azından bu şehitlerimiz için bir anma yapmamız bence ruhları için çok güzel bir şey olur diye benim kanaatimce, tabii benim düşüncem arkadaşlar. Gelelim bu güzel koşuya, güzel günün koşularına. Tabii ki Ankara'da bugün 8 koşulu bir programımız var. 72 safkanın yer almış olduğu koşuda tek altılık program var. Akşam Kocaeli'de yine aynı şekilde yine 8 koşulu bir programımız var, tek altılı. Bugün 2 programımız var, Ankara ve Kocaeli. Onun dışında yok, Amerika Colonel Dawes var ama ben söylediğim gibi bu Colonel Dawes'tan uzak duruyorum. Ama çarşamba günü Saratoga başladı mı, ben yine Saratoga'dan itibaren yorumlara başlayacağım arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Hemen programımıza geçelim. Herkese bol kazançlar, bol şanslar dileyelim ve birinci koşudan itibaren ilk yorumumuza başlayalım. Evet, birinci koşu saatler 14.30'u gösterirken şartlı 5, 3 ve yukarı İngilizlerin 1000 metrelik çim koşusuyla ilk startımızı veriyoruz. Birinci dörtlü Ganyan ayağımızın ilk ayağında. 6 safkanın yer almış olduğu koşuya baktığım zaman geçen yarışında biraz kilodan etkilenen ama bugün bence kilo avantajını eline alan 3 nolu Serveyron. Bu maç severi temsilcisi Akın Sözen'den bana göre kazanmaya çok yakın gördüğüm isim. Ama tabii ki rövanşı vermemek için sahaya çıkacak olan 2 nolu Kaptan Bersis de tabii mücadelenin içerisinde olacak Gökhan Kocakaya'yla. O yüzden ben 3 ve 2 arasında geçmesini bekliyorum. Günün ikinci koşusu 7'li Plase ve 3'lü Ganyan ayağımızın başlangıç ayı olan şartlı 5, 4 ve yukarı Arapların 1200 metre kum yarışı ve 6 safkan arasında koşacak olan bir yarışta 3 nolu Aybars, bu Tümözbey temsilcisi Mehmet Nuri Sunkar'la güzel formuyla bana göre kazanmaya en yakın gördüğüm isim. Ama tabii ki 1 nolu Yiğit kardeş var, bu Kaysberg temsilcisi. Bugün Ahmet Çelik'le start oluyor. Her ne kadar biraz rakiplerine oranla kilo farkı olmuş olsa da en azından güzel formuyla bu açığını kapatmasını bekliyorum. Bir de 6 nolu Rus damat, bu mesafelerde yine etkili yarışları olabilen bir isim. Yine bir Kaysberg temsilcisi Vedat Abiş de güzel formuyla bugünün şanslı gördüğüm diğer isimleri. Zor bir koşu ama 3-1-6 arasında geçmesini bekliyorum. Günün 3. koşusu 6'lı Ganyan ayağımızın başlangıç ayağı olan bu koşu handikap 17, 4 ve yukarı Arapların 1600 metre çim koşusu ve 11 safkanında yer almış olduğu koşuda önceliği 4 nolu Can Seklavi'ye vereceğim. Bu 6 anın temsilcisi Akın Sözen'le ikincilik serisine devam ediyor. Arada bir 0 çekmiş 2 tane yarış ama 2-2, 7-0, 2-2. Yani maşallah diyelim, en azından kondisyon açısından, form açısından iyi gidiyor. Ama bugün beklediğinin birinciliğe ulaşabilir. Bu safkan çok uygun grupta koşuyor. 4 nolu Can Seklavi. 10 nolu Yener Bey, FM temsilcisi Mücahit Bayır'la oldukça uygun ve boş kilosuyla ve güzel formuyla bana göre kesinlikle iyi ihmale gelmez. 7 nolu Ateş Muhafızı, Ateş Topu temsilcisi Vedat Abiş de yine uygun kilosuyla bence kesinlikle güzel hazırlıkları ve şanslı gördüğüm diğer isim. 8 nolu Darius, bu Gobak Bey temsilcisi yine oldukça uygun kilosuyla. Ahmet Çelik'i 53,5 kilolarda kolay kolay göremeyiz ama bugün bu safkanda gerçi 1,5 kilo bir tolerans hakkı var bu safkanda da. Ama güzel bir form yakaladı bu safkanda. O yüzden yazmakta fayda var. Bir de 6 nolu Jet Hemo.
Bir Kaya Tufan temsilcisi Emrah Sincan'la yine bugün etkili bir yarış koşmasını beklediğim isim oldu. 4-10-7-8-6 öncelikli olarak, ama bir safkanın yeriniz varsa o da kim olabilir? Yılmaz Hoca. Bensiz olmaz bu iş. 9 alı Yılmaz Hoca da en azından bugün farklı bir yarış koşmasını bekliyorum. En azından üzerinde bir Müslüm Çelik var. Dikkate almakta fayda var. 4-10-7-8-6 daha sonra 9 alı safka. Günün ikinci ayağında şartlı 5-3 yaşlı Arapların 1600 metre Çin koşusu 4 ve 11 alı safkanın ekür olduğu bir yarışta İlk yarışında ustalar gibi koşup uzak ara kazanan ve galiplerinde hazırlıklarında oldukça etkili gözüken ve bugün üzerine Alis Karataş tabii ki var. Tabii böyle güzel bir safkanı bulmuşken kaçırmak olmaz. O yüzden 9-10 Nasu Alis Karataş da bence bu grubu değişmeye çok yakın. Bu safkanın bayağı ilerisi açık gözüküyor. Allah ayaklarını düz bastırsın. Benim banko olarak önereceğim isim oldu. 9-10 Nasu Alis Karataş ile. Günün 5. koşusu altılı Ganyan 3. ayında handikap 15. 3 yaşlı İngilizlerin 1300 metre kum yarışı ve 9 safkanın da yer almış olduğu bu zorlu ve çekişmeli yarış birbirine çok yakın safkanların denk geldiği bir koşu burası. Bana göre çok tehlikeli ve geçmeye namzet bir yarış. Önceliği 3 nolu Cavaliaro bir kuvvet temsilcisi Ayhan kurşunla start alıyor. Yine bu aralar güzel bir form yakalayan bu safkan mesafesinde de start alıyor. Bence ilk şansı hak eden bir isim olur. 4 nolu Destraza. Bir Bosporus temsilcisi Halis Karataş'la start alıyor. Yine safkanın genel görüntüsü oldukça iyi. Son ikinciliği de oldukça tatminkan. Bir de bir nolu İstemir bir kuvvet temsilcisi. Burada da hep kuvveler zaten ön plana çıkmış biraz. Serkan Yıldız'la start alıyor. Yine güzel formuyla şanslı gördüğüm diğer isim. 3-4-1 biraz ön plana çıkan isimler ama 6 nolu Oburs, 9 nolu Resident of City bu safkanda çok güzel hazırlıklar var. Aman dikkat edin arkadaşlar. Bir de 2 nolu is peşinde de yazılması gereken diğer isimler. Ama önce 3-4-1 daha sonra 6-9-2. Günün 6. koşusu altılı Ganyan 4. anda Yeni Mahalle Belediye Başkanlığı koşusu bir kısa vade 8-3 yaşlı İngilizlerin 2200 metre çim koşusu ve 6 safkan arasında koşacak olan bir yarışta 4 nolu Kaptan Amerika bir Victor Galop temsilcisi Vedat Abiş'le start alan safkan yine bu mesafede etkili yarışları olan bir isim. Son yarışında 2400'de güzel bir birincilik elde etti ve güzel formuyla ve arkasından güzel çalışmalarla bu yarışta katılacak olan bu safkan. Ben de biraz daha ön plana çıkan isim ama 5 nolu Çetrefilli ile bu mesafelerin etkili bir ismi. Bir süper start temsilcisi olan safkan da Kocakaya'da bence en ciddi rakip konumunda olan bir isim. Ben burada 4 ve 5 olarak önereceğim arkadaşlar. Ben çünkü bu iki safkanın mesafelerde daha etkili koşmasını bekliyorum. O yüzden 4 nolu Kaptan Amerika ve 5 nolu Çetrefilli benim bu koşudaki sıralama oldu. Günün 7. koşusu altılı Ganyan 5. ayında handikap 17, 3 ve yukarı İngilizlerin 2400 metre çim koşusu ve 8 safkanın da yer almış olduğu bu zorlu ve yine çekişmeli bir yarışta. Ben önce 2 nolu Langeron, Rockmaster temsilcisi Kocakaya'yla start alan safkan. Uzun mesafeye yatkın orijini ve safkanın bu aralar kıpırdayan işleriyle hareketli bir işlere sahip. Bence kesinlikle ilk şansı hak ediyor. 5 dolu King Bora bir Justin O'Former temsilcisi oldukça uygun kilosu Ali Kaşmaz'da yine artan formüyle şanslı gördüğüm diğer isim 4 dolu Baronial Dr. Fong temsilcisi Ahmet Çelik'le yine güzel hazırlıklarla bu yarışa katılan bir isim ve 1 nolu Hunting bir Justin O'Former temsilcisi de bugün Apranti Kilo indirilen faydalanan Furkan Çetin'e start alıyor. Safkanın genel görüntüsü oldukça iyi, iyi gruplara start alan bir isim. Benim de burada bayağı ön plana çıkan isimler arasında 2-5-4-1 bence hiç ayrımsız bu 4 safkanı eşit şekilde yazabiliriz. Ama bir safkanın yerimiz varsa bu da bence 7 nolu Memento olur. Bu deha temsilcisi Mehmet Keskin'le boş kilosuyla ve güzel formuyla bence bu gruba dahil edilebilir. Ama önce 2-5-4-1 daha sonra 7 nolu safkan. Günün son koşusu distant relatif koşusu bir şartlı bir 2 yaşlı İngilizlerin 1200 metre kum yarışı ve 14 safkanın yer almış olduğu bir koşu. Evet, burada bir ufak bir şey söyleyeyim en azından distant relatif bakını. Aslında bu distant relatif yarışını Çin'de koşturması lazım. TCK bana göre çok büyük ayıp etti. Yani ister TCK duysun başkanı. Serdar Başkan zaten bizden Beşiktaş'ta o da. O yüzden sorun yok. İstediğimi söyleyebilirim. Ama neden diyeceksiniz? Distant relatif kum değil de Çin yarışı olmuş olsa. Çünkü verdiği tarihler bize Çinci arkadaşlar. Ha kumda koşanı var mı? Var. Ama Çin özelliği ağır basan birisi. Distant relatif'in en basit taylardan birisi şu anda aygırlıkta rekor seviyede aşırı ücreti yapan Luxor. Yani en basiti bunu buradan söyleyeyim. Gerçi Greystorm oradan gelme yani saymakla bitmez bayağı önemli safkanların yer almış olduğu bir safkan yani. Ama
genelde Tyler'ı da Çim'de gerçekten efsaneye koşan bir. Değirmen Dereli de zaten bu Distant Relative Tay'ı. Burada Distant Relative'in Tay'ları var mı ona bakayım. Evet, burada bir tane Tay'ı var. 9 oğlu Lucky Brown var. En azından anneden bu safkanda. Yani başka güzel orijinal. Oo, bunlar, burada Night Shift de varmış. 4 oğlu Elden Wright Night Shift anneden. Night Shift de bir Bosporus'un babası arkadaşlar. Yani kanatları bayağı güzel. Burada benim İngizler'de zaten ilk baktığım şey sülalelere kim, çocukluğumdan beri, yani ilk yarış hayatına başladığımdan beri benim en çok ilgimi çeken bu orijinal oldu. Hep orijinale bakarım yani kimin tayı, kim şey yapar. Neyse, gelelim bu tay, orijinale girdik mi çıkamayız bu işin içine. Ben burada işnolu Drogati, The Factor temsilcisi. Gerçekten iyi bir orijin. Gökhan koca kadar start alacak olan bu safkan güzel hazırlıklarla benim biraz daha ön plana çıkan isim. Gerçi The Factor'lar Amerika'da genelde çim ağırlıklı veren ama kumda da yarışları koşan bir isim. O yüzden hazırlık olarak da iyi gördüğüm için 3 nolu Drogati bende biraz ön planda. 7 nolu Kum Teber bir Papa Klem temsilcisi. Alice Karataş'la yine iyi çalışmalara sahip bir diğer tay. 4 nolu Elden Wright bir Speedy Wolf temsilcisi ama neden de dediğim gibi bir Bosporus kardeşine kadar gidiyor bu safkan. Ve de tabii işte start alıyor. Hazırlık olarak da iyi. 9 nolu Lucky Brown. Evet, Distant Relative'in torunu. Burada start alıyor Akın Sözen'le ve güzel çalışmalara sahip bir diğer tay. Ve 2 nolu Didi Ruba bir General Quartes temsilcisi. Güzel eşikalli bir tay. Ahmet Çelik de yine güzel hazırlıklarla bu yarışa katılıyor. O yüzden 3-7-4-9-2 biraz ön planda ama 6 nolu King of Heaven ve 12 nolu Quartisto. Bence bu ayarda biraz daha genişletmek isteyenlere önereceğim isim. Çünkü burada çok tehlikeli sonuçlar çıkabilir. 3-7-4-9-2. Önce 6-12 daha sonra. Şablonumuza bakalım arkadaşlar. Birinci koşu 3-2. İkinci koşu 3-1-6. Buraları sıralama yaptık ama böyle şekilde. Birinci ayak 4-10-7-8-6. Daha sonra 9. İkinci ayakta 9 tek. Üçüncü ayakta 3-4-1. Daha sonra 6-9-2. Dördüncü ayak 4-5. Beşinci ayak 2-5-4-1. Daha sonra 7. Son koşu 3-7-4-9-2, daha sonra 6 ve 12 arkadaşlar. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.